Zemzem'in varlığı aslında Mekke'nin şehir olarak ortaya çıkıp masında İslam öncesi dönemde üç tane husus var. Birincisi işte Kabe'nin haç Kabe'den dolayı yani haç merkezi olması. İkincisi Zemzem kuyusunun ortaya çıkıp Arap Yarımadası'nda özellikle Mekke ve çevresinde su çok kıt olduğu için sulu bir yerin olması, kuyusu olduğu için insanların orayı bir cazip merkez haline getirmesi önemli. Tabii bu arada Kabe'nin kuyusu olarak da meşhur oluyor. Yani mabedin kuyusu olarak meşhur oluyor. Üçüncüsü de işte biraz önce bahsetmiş olduğum Hazreti Peygamber'in 5. kuşaktan dedesi Kusay zamanında ticaretin çok gelişmiş olması. Yani bugün günümüzde bile yeryüzünde Kureyşli olup aslen çok büyük tüccarlar var. Yani dünyanın çeşitli bölgelerinde. Onun için Kureyşliler ticaret konusunda çok mahir. Çünkü Mekke'de yapacak başka bir iş söz konusu değil. Mesela Kur'an'da Mekke ekim bitmeyen bir vadi olarak nitelendiriliyor. Tarım yok. Yani tarım yok. Medine'de var ama değil mi? Kızıldeniz'den. Evet. Medine'de var. Medine'de var. Medine çok farklı şey bakımından, coğrafi bakımından. Şimdi Zemzem konusunda ben bir şey söylemek istiyorum. Bu arada Sayın Hüsnü Karanfil bir hatayı düzeltiyorum diyorlar ama bu zannedersem şey detaya girmediğimiz için Hazreti İbrahim'in Kabe'yi tekrar inşa ettikten sonra insanlığı hacca davet ettiği yer makamı İbrahim orada böyle taş değil zaten öyle bir şey demedin sen. Efendim, oradan çıktığı Ebu söyleniyor dedim ben. Ebu Kubeys Dağı'dır. Yok makamı İbrahim'den söyleniyor. Ebu Kubeys de tekrarlıyor bir daha. Tekrarlıyor. Yani önce Kabe'nin orada daha sonra Ebu Kubeys'e çıkıp orada tekrarlıyor bir daha. Şimdi efendim Zemzem kuyusu hakkında bazı mesajlar aldım. Deniyor ki efendim Zemzem'de kimyasal analiz yapılmış, su kirli çıkmış fakat buna rağmen kullanılıyormuş. Bu yıllardır devam eden saçma sapan bir propagandadır. Evet. Zemzem'in yani suyu kastediyorum, Zemzem'in kimyasal tahlili defalarca yayınlandı. Temiz olduğu çıktı. Yalnız benim bir iş vesilesiyle gittiğim sırada Suudi Arabistan'a gittiğim sırada duyduğum bir hadise vardı. Şimdi ismini vermeyeceğim şirketin. Bir Türk şirketi, inşaat şirketi Zemzem'in o şeyini genişletme ihalesini aldı. Çünkü artezyan gibi Zemzem'den su çekiliyor ve o Medine'ye falan pompalanıyor o su. Evet. Pompalanıyor veya tankerlere konuyor Zemzem'den çekilip. Oradaki mühendis arkadaşlarım bana anlattığı Zemzem'in bir kuyu değil, yeraltı nehri olduğuydu. Akan bir nehir diyorlar ve genişletmek için patlayıcı veya ona benzer bir şey kullanılmış bizimkiler ve çökmüş. O giriş tıkanmış. Kral Halit zamanı. Fahtan önce. Halit geliyor, kafanı keser kuyuyu atarım diyor şirket sahibine. Ve hepsi indiler tekrar açtılar. Ama bana anlatılan, çünkü inenler de vardı içeriye, o çok derin değildir. Evet. Yeraltı nehri de diyorlar, nehir akıyor. Ve oradan halen şu anda o şeyler, borularla su çekiliyor, tankerlere konuyor. Hatta Kabe'nin dört bir yanında Zemzem muslukları vardır ve abdest mekanları vardır Zemzem'den. Yani o zaman şeyi açıklıyor bu. Yani Zemzem'in bu kadar çok Müslümana yetmesini. Yani hep şey anlatılır ya işte yok su katılıyor vesaire. Yok canım, bunun da yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Ama, yok. Şey, lütfen bu yok suyu, Zemzem suyu bazı dönemlerde azaldığı, azaldığı dönemler falan söz konusu ama hiç bunların tabii. Hiçbirisinde o suyunun kirli olduğu veyahut da öyle bir şeyle uyduruldu. Uyduruldu. Tabii burada şunu söyleyelim. Hem de hocamızdan bahsetmiş olalım size. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Profesör Doktor Zekai Şen var. Bu Zekai Şen bir yıllığına Suudi Arabistan hükümeti özel olarak çağırdı. Zemzem'le ilgili çalışma yaptırdı. Yani bu Türkiye dünya üzerindeki en önemli su profesörlerinden birisidir. Evet. Çünkü ben Amerika'dan aldığı ödülleri biliyorum. Bu hocamızın. Bu hocamızı siz bir programa çağırırsanız size Zemzem'le ilgili bütün her türlü davet edelim. Evet. Yani Zekai Şen, Profesör Doktor.
Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu dünya çapında su profesörü. Onun için Zemzem'le ilgili bir sene, hatta Suudi Arabistan'ın yeraltı su sistemleriyle ilgili bir yıl çalışıp geldi. O bakımdan önemli birisidir evet. Yani. Bir gün davet ederiz hocayı. İnşallah gelirler. Şimdi efendim. Şimdi nereye geldik? Nereye geldik? 600 şeyde kaldık. 630'da kaldık. Şeyde kaldık. Abdullah İbni Zübeyr'in Kabe'yi Hazreti İbrahim'in temelleri üzerine yeniden inşa etmesini evet. anlatacaktık. Orada kaldık. Orayı anlat. Şimdi burası önemli çünkü. Dedik ki bugünkü Kabe Kureyş'in yani Hazreti Peygamber'in gençliğindeki yapılmış olan Kabe. Yani bir takım tadilatlar, tamiratlar geçirmiş olsa da o Kabe'nin aynısı. Abdullah İbni Zübeyr biraz önce bahsettiğim Hazreti Peygamber'in kavmime ağır gelmeyeceğini bilseydim Kabe'yi Hazreti İbrahim'in temelleri üzerine iki kapılı olarak yeniden yapardım sözü Abdullah İbni Zübeyr'i Emeviler zamanında Hicaz'da hilafet halifeliğini ilan ediyor. Ve bu arada Mekke Kabe kuşatması söz konusu. Ve Kabe kuşatması esnasında mancınıktan atılan taşlar Kabe'ye zarar veriyor. Emeviler zamanında. Emeviler zamanında Kabe kuşatması esnasında. Ve Kabe'nin bir de yangın geçiriyor Kabe. Bir dakika, Kabe'yi niye kuşatıyor bunlar? Onu da anlat. Şimdi Abdullah İbni Zübeyr Hicaz'da Emevilere karşı hilafetini ilan ediyor. Yani Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden sonra Yezid evet. zamanında Yezid'i tanımıyor ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden sonra Hicaz bölgesi merkezli olarak, çünkü Abdullah İbni Zübeyr'in Zübeyr bin Avvam'ın oğlu, Hazreti Ayşe'nin yeğeni ve bir de biliyorsunuz hicretten sonra ilk doğan muhacir çocuğu. Diyeceksiniz ki niye önemli ilk doğan muhacir çocuğu? Çünkü Hazreti Peygamber ebter oldu. Yani soyu kesik. Evet. Muhacirlerin de soyu kesildi diye Yahudiler Medine'de şaya çıkarıyorlar hicretten sonra. Ve Abdullah İbni Zübeyr doğduğu zaman ilk muhacir çocuğu olarak herkes çok seviniyor. O bakımdan Abdullah İbni Zübeyr önemli birisi. Bir sembol yani. Sembol yani o anlamda. Ve tabii Yezid'den de hilafet konusunda daha çok söz sahibi. Ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden sonra Hicaz bölgesinde Mekke merkezi olmak üzere hilafetini ilan ediyor.